Herkese merhabalar. Bu hafta size bu mikrofonu çalıştırmayı hatırlarsam 6 tane maddeden bahsedeceğim. Bakalım nasıl maddeler olacak? Ve saçım başım iyi mi? Böyle mi iyi, böyle mi iyi yoksa böyle mi? Bakacağız artık. Hoş geldiniz. Herkese merhaba. Bugün size minimalizmle ilgili 6 maddeden, daha doğrusu ipucundan bahsedeceğim. Bu ipuçları benim çok işime yaradı. Sizin de işinize yarayacağını düşünüyorum. Birinci ipucu, öncelikle evinizdeki her şeyi tüketmeniz, daha sonra yenilerini almanız. Şimdi genellikle evimizde bir şey bitmeden, bu pirinç olsun, ekmek olsun, ne bileyim cips olsun ya da sağlıklı beslenen insanlar olduğunuzu düşünüyorum ya da o niyette olduğunuzu düşünüyorum. Sebzeniz, meyveniz daha bitmeden yenisini alabiliyorsunuz. Bunun yerine evinizdeki her şeyi bitirin, ondan sonra yenisini alın. Özellikle bunlar tabii hani meyve sebze yine bir derece ama işte pirinçtir, bulgurdur, mercimektir, bilmiyorum 1 yıl, 2 yıl, 3 yıllık hani raf ömrü olan ürünler oluyor. Onlar daha bitmeden yenisini alırsanız hem diğerleri çöp olmaz hem de siz de doğaya daha katkıda bulunabilirsiniz ve faydasını göreceğinizi düşünüyorum. İkinci olarak bir şeyi almadan önce bu ne olursa olsun onun evinizde bir yeri var mı buna karar vermeniz çok önemli. Buna karar vermeniz bir kere hem minimalist yaşama geçmeniz açısından iyi olacak. Hem de siz gerçekten o işinize yarıyor mu, yaramıyor mu, onu tüketmek istiyor musunuz ya da obje evinizde güzel olacak mı, olmayacak mı bunları düşünüp karar vermenize yardımcı olacak. O yüzden bu da çok önemli. Üçüncü olarak dolabınızdaki ya da evinizdeki eşyalara bakın, bir göz atın. Hatta bayağı böyle bir hani uzun süredir bakmadığınız eşyalar varsa onları şöyle bir kolaçan edin. O eşya ya da o obje size hala fayda sağlıyor mu? Yoksa fayda sağlamıyor, orada bir yıldır, 6 aydır boşuna duruyorsa belki gerçekten fayda sağlayacak biri vardır ve ona vermek isteyebilirsiniz. O açıdan değerlendirirseniz onunla, o objeyle daha kolay vedalaşabilirsiniz. Ve başkasına da katkıda bulunmak tabii ki de çok mutluluk verebilir. Dördüncü ipucu, eğer tamir edebileceğiniz bir şey varsa tamir edin. Biz doğal olarak hemen böyle yenisini almaya odaklanıyoruz. Ama tabii kadınlar bu konuda biraz daha belki beceriksiz olabiliyor. En azından kendim için öyle diyebilirim. Ama bir şeyi almadan önce onu tamir edip edemeyeceğinize bakarsanız, hani nasıl o 21 maddedeydi galiba, ödünç almak mı yoksa satın almak mı diye bir madde vardı hatırlarsanız. Bunda da yine bir ipucu olarak tamir edebileceğinizi tamir edin. Eğer hiçbir şekilde olmuyorsa tabii ki de gidin yenisini alın. Beşinci ipucu, zaten artık hani size neşe veren eşyaları, kıyafetleri, objeleri evinizde tutmanızı biliyorsunuz. Bunun önemini vurgulamıştım. Bir de şöyle bir noktası var. Onu giydiğinizde, o eşyayı bulundurduğunuzda size olumlu bir fayda sağlıyor mu? Bir bakın ve eğer size olumlu bir geri dönüşü olmuyorsa ya da onu kullanmanızın hiçbir anlamı yoksa onunla artık vedalaşma zamanınız gelmiş demektir. Altıncı ve son ipucumuzsa bence en önemlisi, hatta sadece bunu paylaşmak istedim sizinle çünkü altın kural bu bence ve buna, sadece buna, bütün bu 6 maddeden dikkat ederseniz bile hayatınızda çok şeyin değişeceğini düşünüyorum. O da şu, bir şey beğendiniz mesela, tabii ki de kıyafet de olsa, obje de olsa, beyaz eşya da olsa bir ücreti oluyor bunun. Çok ihtiyacınızın olduğu şeyler dışında atıyorum 200 lira vereceksiniz. Onu almak mı yoksa bir hayaliniz var? Mesela Küba'ya gitmek. Onun için de belli bir bütçe gerekiyor. Ona o 200 lirayı vermek mi yoksa Küba için biriktirmek mi, bir birikim sağlamak mı? Buna karar vererek o seçimi yaparsanız emin olun size çok olumlu geri dönüşü olacaktır. Bu hayaliniz benim için seyahat. Yani gitmek istediğim, mesela Japonya'ya çok gitmek istiyorum. O yüzden ben bu aralar bunun üzerinde duruyorum.
Ama sizin yapmak istediğiniz neyse, belki bir dans kursuna yazılmak istiyorsunuz. Bunun için bir para biriktirmek istiyorsunuz. O yüzden bu ikisinin ayrımını yapın ve gerçekten sizi hayalinize ulaştıracak şey neyse ona yatırım yapın. Yatırımınızı doğru yapmanın önemini ve o verdiği mutluluğu, rahatlığı emin olun hissedeceksiniz. Umarım bu 6 ipucu bana yardımcı ve destek olduğu kadar size de destek olacaktır. Yorumlarınızı bekliyorum. 6 ipucundan sizin en sevdiğiniz ve en kullanacağınıza inandığınız ipucu hangisi? Bunu yorumlarda benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Herhangi bir sorunuz olursa bunu da seve seve yayınlarım. Eğer ki videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın lütfen. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere.